Kort. Evet, şöyleydi arkadaşlar. Birinci özelliğimiz karşılıklı kareleri toplamları eşitti. Ne zaman? Köşegenler dik kesiştiği zaman. Şimdi onun ikinci durumu var şöyle. Hemen kalemi düzeltiyorum. Özür diliyorum. Şuradan hemen yeniden kalem alıyorum. İnce uçla devam ediyorum. Evet. Şöyle, şöyle ve şöyle. Buradan da aşağıya geldik böyle. Buranın 90 derece olması gerekiyordu. Bunun üzerinde bir nokta var. Şöyle buradan da buraya geldi. Böyle bir nokta. Hemen buna isim verirsek, mesela şuna A dersek, buna B dersek, buna C dersek, buna da D dersek. Şimdi ne yapacaktık biz burada? Hatırlayın, bunu çözebilmek için. Bunu çözebilmek için şunu aşağıya katlayacaktık şu şekilde. Şu uzunluk ne kadarsa o da buraya bu kadar gelecek. Şöyle, şöyle. Üçgeni, yani üçgeni ne yapacağım? Şu üstteki üçgeni, şu üçgeni aşağıya katlamış olacağım ki soruyu ancak böyle çözebileyim. Buranın uzunluğu A ise, buranın uzunluğu da D ise, bakın katladığın zaman A, A, D'di. Köşegenler dik kesiştiği zaman, köşegenler dik kesiştiği zaman karşılıklı kareleri toplamları eşitti. Yani A kare artı B kare eşittir C kare artı D kare şeklindeydi. Hemen buna bir tane örnek vermeye çalışalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Hatta ve hatta şöyle. Biraz daha zor olsun böyle. Buradan geldi şöyle. Şurası 90. Ve dedi ki bize şu kenar uzunluklarını hemen şu şekilde. 4 dedi. 6 dedi. 4 dedi. 6 dedi. Ve şurayı bize kök 3 verdi. 4, 6. Evet. Bunlar farklı oldu o zaman. Hadi şuraya 8 diyeyim. Şuraya da x diyeyim. Şimdi burada bakınız, buna benziyor mu? Benzemiyor. Fakat geometride bir kural vardı hatırlarsanız. İkisi neyse üçüncüsü odur diye. Yani buradan giden vatandaş dikinmişse, buradan giden vatandaş dikinmişse bu da gelip nasıl inmek zorundaydı hatırlarsanız? Dikinmek zorundaydı değil mi? Bunu da buradan aşağıya şöyle dikindirecektik. Değil mi? İkisi neyse üçüncüsü odur. Yani bu da dik olacak. Tamam. Şimdi ne yapacağız biz bunu? Aşağıya doğru katlayacağız şu şekilde. O zaman buradan buraya bir çizgi geleceğiz bu şekilde ve buradan buraya bir çizgi geleceğiz bu şekilde. Şimdi şununla şunun ne olması lazım? Bunların eşit olması lazım. Burası 4 ise burası 4. Burası 6 ise burası 6. Şimdi karşılıklı kareleri toplamları ne olacak diyoruz? Eşit olacak karşılıklı kareleri toplamı. Yani 4'ün karesiyle artı x'in karesi eşit olacak. Bakın bunun karesiyle bunun karesi eşit olacak. Neyin karesiyle? 6'nın karesiyle 8'in karesinin toplamına. X'in karesi eşittir. 100 eksi 100 eksi 16 yapar. Şunu bu tarafa atarsam. X'in karesi eşittir 84 yapar. Değil mi? 84. 90, 100 yapmış oldu. Dolayısıyla bunu 4 çarpı 21 şeklinde ayırırsam şöyle kökünü. Evet, buradan ne olarak çıkar kökten? 2 kök 21 olarak cevabımız gelir. İşte buydu birinci sorumuz diyelim. İkinci videonun birinci sorusu. Şimdi İkinci soruya bakalım şöyle. Bakın, yani bunu kim tahmin edebilir böyle bir hikayesi olduğunu? Şöyle, her kitaplarda formül olarak veriyorlar. Bilmiyorum yani, tercih sizin. Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet, şurası 90. Bakınız, şurası şu uzunluk, A uzunluğu. Şurası A uzunluğu, burası B uzunluğu, burası C uzunluğu, burası da D uzunluğu. Şu uzunluğun tamamı C, bu uzunluğun tamamı D, buranın tamamı A. A, B, C, D arasındaki bağıntı nedir diye sorduk. A, B, C, D arasındaki bağıntı şudur arkadaşlar. 1. Önce yana katlayacaksınız. Yani şu üçgeni, bakın şu üçgeni, şu üçgeni, şuradaki üçgeni, şu üçgeni yani. Bu üçgeni önce buraya katlayacaksınız yan tarafa. Tamam. Yan tarafa katlarsanız şöyle. Bu çizginin aynısı buraya gelmiş olur. Buradaki C uzunluğu buraya gelmiş olur. C diye. Şimdi bir de ne yapacaksınız? Şu üçgeni katlayacaksınız aşağıya. Bakın şunu şöyle. Değil mi? Geri aldım. Şöyle. Şu D üçgenini aşağıdaki, bak taradığım şu üçgeni. Şu üçgeni ne yapacağız? Hop aşağıya katlayacağız bunu şöyle. Ne kadar? D kadar. Değil mi? Aşağıya katladık. Şu uzunluk neyse arkadaşlar, şu uzunluk neyse o da buraya o kadar gelmiş oldu. Yani burası D uzunluğuysa burası da D olmuş oldu.
Şimdi son hamleye geldim. Son hamlede şunu söylüyor bana. Şuradan şuraya bir çizgi çektim. Şimdi tek çizgi çift çizgi A. Tek çizgi bak 90 hatta kenar açı kenar da diyebilirsin buna. Kenar açı kenar. Kenarı açısı kenarı aynı olan üçgenler eş üçgenlerdir. Şu üçgen de şu üçgen eş üçgendir. 90'ın karşısı ise 90'ın karşısı. Şimdi özelliğe girelim. A kare artı B kare değil mi? A kare artı B kare köşegenler dik kesiştiği zaman herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesiştiği zaman karşılıklı kareleri toplamları eşitti. Dolayısıyla C kare artı D kare. C kare artı D kare diyecekmişiz. Şimdi siliyorum. Buna bir tane örnek veriyorum. Sildim. Evet. Şimdi şöyle. Şuradan şöyle geldim. Buradan böyle geldim. Buradan böyle geldim. Buradan böyle geldim. Buradan da böyle geldim. Şuradan da şöyle geldim. Şuraya 90 derece dedim. Buraya 90 derece dedim. Şimdi buraya buraya kök buraya şuraya 6 dedim. Buraya 8 dedim. Buraya 6 dedim. Buraya 8 dedim. Tabii ki böyle bir şey. Şuraya da kök 51 dedim. Kök 51 dedim. Aynen. Şuraya kök 51 dedim. Buraya da x dedim. Ancak bu şekilde olur. Evet, mantıklısı bu. Şimdi ne yapacağız bakalım. Demiştik ki bunu önce şöyle yana katlarız dedik değil mi? Şu eşit mesafe de bu tarafa gelecek. Yani şu uzunluk direkt buraya gelecek. Şu x buraya gelecek. Burası x olacak yani. Sonra şu kök 51 denen uzunluk, şuradaki 51 denen uzunluk aşağıya gelecek şöyle değil mi? Şuradan şöyle gelecek. Şurası. Şunun da şu aynı olacak. Şurası 90. Şimdi burası kök 51, burası kök 51. Çünkü sen şu üçgeni buraya katladın. Değil mi? Buraya katladım. Burası kök 51. Ve şuradan şöyle çizgi çizdiğin zaman burası 6 ise burası 6. Şimdi karşılıklı kenarların kareleri toplamları ne olacaktı? Eşit olacaktı. O zaman 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi artı kök 51'in karesi. 100'den 51 çıkarsa X'in karesi 49 kalır X kare. X buradan ne olur o zaman? 7 olmuş olur X. X değerimiz 7'ymiş. Evet. Tamam. Bu da en zirvesiydi bu işin diyebiliriz. Evet, şimdi bunları da yazdıktan sonra şimdi alanlarla ilgili mevzuata tekrar evet unuttuğum bir şey daha vardı. Onu da hemen şuradan söyleyeyim açıyla ilgili. Şöyle. Yani bu biraz daha unuttuğum demeyeyim de soruya çözüme taktik anlamında söyleyeyim. Mesela şöyle diyor, şöyle. Siz bunu yine kendi bildiğiniz şekilde yapmaya çalışın. Bakın bakalım bu kadar basit olacak mı diye. Diyor ki buradaki açıyla buradaki açı aynıdır diyor. Şurayı 140 veriyor. Şurayı 120 veriyor ve buradaki açıyı soruyor sana. X'i soruyor. Şimdi sen bir sürü uğraşacaksın buradaki açıları bulmak için. Bir sürü farklı yöntem, denklemler havada uçuşacak. Buraya sadece çözüm tarzı anlamında bir yorum getirmek istiyorum. Siz şuradan şöyle bir tane açıortay gönderirseniz. Buradan bir tane açıortay gönderirseniz. Şöyle, şunla şu eşit olacak. Şu ikisinin toplamının yarısı burayı verecek değil mi? İlk kuralımızda ikisinin toplamının yarısı. 260 bölü 2'den burası 130 olacak. Tamam. Buraya ne kalacak o zaman? 50 kalacak. Bakınız. Eğer siz şuraya AA derseniz, buraya AA derseniz, buraya da BB derseniz, iki tane A ile iki tane B'nin toplamı 180 derece olmaz mı? Şöyle tamamı 180. O zaman A artı B buradan ne olur? A artı B buradan 90 derece olmuş olur. Demek ki şurası dikmiş yani. Burası dikmiş. O zaman bunu 9'a tamamlayan, 5'i 9'a tamamlayan 4 yani 40 dereceymiş. Cevabımız 40 olacakmış. Bunu bir yorum sorusu olarak söyledim. Ve yine ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi uzunlukla ilgili daha mevzuat kalmadı. Sorularda tabii farklı şeyler olabilir. Şimdi alanla ilgili olanları söyleyeyim şu şekilde. Şöyle, 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 şöyle herhangi bir dörtgen buradan böyle geldi, buradan da böyle geldi. Şimdi eğer ben buraya A dersem, buraya B dersem, buraya C dersem ve buraya D dersem. Bütün dörtgenlerde alan eşittir. Yani şuranın alanı. A, B, C, D'nin alanı.
Eğer sen bu vatandaşın köşegen uzunluklarını ve şuradaki açılardan herhangi birini biliyorsan, burası da fark etmez, burası da fark etmez. Alfa da olur, beta da olur. İkisinin sinüs değeri de aynıdır. Sinüs 60 ile kök 3 bölü 2, sinüs 120 de kök 3 bölü 2. İkisi de aynı şey olduğundan sonuç değişmez yani. İster bunu kullan, ister bunu kullan. Formül şöyle: 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunluğu AC çarpı AC çarpı DB çarpı DB çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Tamam. Aradaki açının sinüsünü kullanacağız. Bazı kitaplarda bu. Alan ABCD şeklinde yine verilir. EF şeklinde söyler. 1 bölü 2 E çarpı F çarpı sinüs alfa. E dediği şey AC köşegeni, F dediği şey de bu köşegen olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun alanını neyle değiştir diyoruz buradaki? Uzunlukları değiştiremiyorsan sen, ancak açı ile değişir. Açı değiştikçe alan da değişmiş olur. Bunun alanının maksimum olması için buranın ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Alanın maksimum olması için alanın max olması için olması için çünkü biliyorsunuz ki sinüs değeri, sinüs alfa değeri trigonometriden hatırlarsınız. Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Dolayısıyla sinüsün buradaki değeri maksimum olsun ki alan maksimum olsun. Buradaki en büyük değer hangisi? 1. Ne zaman 1? Sinüs 90 derece. Yani alfa eşittir 90 derece olmalı. Tamam. Açının 90 derece olması gerekiyormuş diyoruz. Siliyorum şimdi. Şöyle hemen bir tane örnek veriyorum. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Şimdi buradan diyorum ki şurası verilsin bize. Ne diyelim? 30 derece verilsin. Şurası 4, burası 8, burası 2, burası 6 diyelim. Bu dörtgenin alanı isteniyor. Şurası A, burası B, burası C, burası D şeklinde olsun. Hemen alan A, B, C, D şeklinde 1 bölü 2 formülden geliyor çarpı bu uzunluk 12. Diğer uzunluk kaç? 8. Çarpı sinüs 30. Ne demekti? 1 bölü 2 demekti. Sinüs 30'un değerini de burada yerine yazıyorum. 1 bölü 2 diye. Şimdi bakıyorum sadeleştirmelere, gidenlere el sallıyorum. Şununla şu gitti. 6 çarpı. Bununla bu gitti. 4. 4 kere 6 ne yapar? 24 yapar. Yani bu dörtgenin alanı 24 birim kare olacakmış diyoruz. Şimdi bazen oradaki açıyı gizleyebilir. Biz de gizleyelim. Hadi bakalım. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Şimdi diyor ki bana şu şekilde: şurası A noktası, burası B noktası, burası C noktası, burası D noktası ve alan ABCD'yi soruyor. ABCD'yi soruyor. Soru işareti. Şuraya 4 dedi, buraya 6 dedi, buraya 4 dedi, buraya 4 dedi, buraya tekrardan 2 dedi, buraya da 4 dedi. Tamam. Şimdi evet, alan ABCD'yi sordu. Yapacağımız şey nedir? Yapacağımız şey arkadaşlar şudur. Alan eşittir. 1 bölü 2 formülden geliyor zaten. Şu uzunluk ne kadar? 6 kadar. Çarpı. Şurası 4. 4 ile 6'nın toplamı ne? 10. Çarpı. Şimdi açı değerini nereden bulacağız? Hadi bakalım. Açı değerini şuradan bulacağız. Bakın bu kadar 4'ün olduğu üçgene biz 60 60 60 eşkenar üçgen deriz. Dolayısıyla sinüs 60 nedir derseniz kök 3 bölü 2'dir. İşte buradaki sinüs yerine kök 3 bölü 2 yazacakmışım. Şimdi bununla bu sadeleştirdi 3 çarpı bununla bu sadeleştirdi 5 kök 3 yani 15 kök 3 olacakmış alanımız. İşte alan budur arkadaşlar. Daha sonra siliyorum şöyle. Herhangi bir dörtgen. Şöyle, şöyle, şöyle diyelim. Şöyle, şöyle diyelim. Şurada hatta alanda da yine bundan bahsedeceğiz. Şurası mesela 2K olsun, burası mesela 3K olsun, burası mesela 3K olsun, burası da mesela 4K olsun. Şimdi bakalım ne oluyor. 2 kere 3, bak çarparak içine yazıyorum. Aslında şuradaki açıyı kullanmıyorum. Yani 1 bölü 2'yi de kullanmıyorum. Sinüs alfayı da kullanmıyorum. Şu anda alan oranını bulurken. Niye? Çünkü hepsinde bunu kullanacağım. Hepsinde bunu da kullanacağım.
O zaman sadece bu sayıları çarpıyorum. 2 kere 3, 6. Burası 6 aymış. 3 kere 3, burası 9, 9 aymış. 3 kere 4, 3 kere 4, 12, 12 aymış. Ve şurası da 8 aymış. Şimdi evet, buradaki alanla buradaki alanı çarpın bakın. Bununla bunu. 8 çarpı 9 eşit mi? Eşit mi? 6 çarpı 12. 6 çarpı 12. Şurası 72 yapar. Burası da 72 yapar. Dolayısıyla bu buna eşit oldu. Sildim sayıları ve değerleri. Tekrardan bakacağım. Tekrardan sallayacağım. Ondan sonra eğer böyle bir şey varsa bunu diyeceğim ki kural haline getireceğim ben. Mesela buraya ne diyelim? A diyelim. Buraya mesela 2A diyelim. Buraya mesela 3A diyelim. Buraya da 4A diyelim. Bakalım ne olacak şimdi. Şimdi 1 kere 4, 4. Buraya 4A yazdım. Buraya 8A yazdım. 2 kere 4, 8. 8A yazdım. 2 kere 3, 6. 6A yazdım. 1 kere 3, 3. Buraya da 3A yazdım. Şimdi 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 4 eşit mi 3 çarpı 8'e 3 çarpı 8'e evet eşit. Burası 24, burası da 24. O zaman kuralı çıkartıyorum hemen. Diyorum ki kural şöyle olacak diyorum. Şöyle, 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 böyle. Herhangi bir dörtgende. Açılar ne olursa olsun, çizgilerimiz düz ise eğer ve çarpı işaretimiz varsa, bu çarpı işareti diyebilirsiniz. Şurası S1, S2, burası S3, burası S4. Şöyle olmalı. S1 çarpı S2, S1 çarpı S2, S3 çarpı S4 daima karşılıklı alanlar çarpımları birbirlerine eşittir. Hangi dörtgen olursa olsun bu böyledir. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirlerine eşitmiş. Şimdi örnek veriyorum şöyle, 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 şöyle ve şöyle ve şöyle yapıyorum. Buradan çizgiler çizdim. Tamam. Şuraya 4 dedim, buraya 9 dedim, şuraya 6 dedim mi? Burayı sordum. Ne diyeceksiniz? 6 çarpı x eşittir. Karşılıklı çarpımları. 6 çarpı x eşittir. 4 çarpı 9. 6x eşittir. 36 ise böyle 6 bölü 6 yaptığınız zaman x eşittir 6 olacakmış. Tamam. X eşittir 6 olacakmış. Sildim. Şöyle. 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 Buradan şöyle. Buradan da böyle. Şurası x artı 2, x artı 2. Şurası x artı 4. Burası 8, şurası da 10. Evet dedim. Nedir bu sorumuzun cevabı? Ne yapacağız? X artı 2 ile x artı 4'ü çarpacağız. 8 çarpı 10 olacak değil mi? 8 çarpı 10 yani 80 olacak. Böyle bir şeyin kökü var mıdır bilemiyorum ama bakalım. Şey çıkabilir. Buradan x kare gelir. Buradan 6x gelir. Buradan 6x gelir. Artı 8 gelir. Buradan bunu bu tarafa atarsam x kare artı 6x eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 72 kalır. Her iki tarafa 9 eklesem x artı 6x artı 9 eşittir. Şuna 9 eklesem 9 eklesem 81 yapar değil mi? 81 yapar. O zaman evet bunun cevabı varmış gibi görünüyor şu anda. Şöyle. Şu neyin karesi? X artı 3'ün parantez karesi. Burası da 81. X değerimiz 6 geliyormuş. 6 dersem 8, 6 dersem evet oluyormuş. 6 değeri varmış. O zaman evet. Her iki tarafın kökünü aldım şu şekilde. Buradan ne oldu? X artı 3 eşittir 9 oldu. 3'ü bu tarafa göndersen x eşittir 6 oldu. Zaten şurada deneyerek de ne yapabilirmişiz? Bulabilirmişiz. Yerine 6 yazdığınız zaman 6, 8 oldu. 6 yazınca 10 oldu. Cevap bu olmuş oldu. Şimdi dörtgenlerden bir tanesi var ki bu dörtgenler daima unutulan bir dörtgen. Ve şöyle bu konuda dörtgenler konusuna geldiğinde diyor ki bu çemberin konusu diyor. Ben bunu çemberde anlatacağım diyor. Es geçiyor. Çembere gelince de diyor ki ben bunu dörtgende anlatmıştım zaten diyor. Ondan sonra ve hiç anlatılmadan geçiliyor. ÖSYM'de bununla ilgili sürekli soru soruyor. Teğetler dörtgeni, dörtgenimizin adı. Teğetler dörtgeni, teğetler. Özel dörtgenler, teğetler dörtgeni.
Bakalım neymiş, özelliği neymiş, onu anlamaya çalışalım. Şöyle bir şey diyor, çember veriyor. Buna teğetler çiziyor. O yüzden buna teğetler dörtgen diyor. Mesela şuradan bir tane teğet çiziyor. Şuradan bir tane teğet çiziyor şöyle. Buradan bir tane teğet çiziyor böyle. Ve buradan da bir tane teğet çiziyor böyle. Bu dörtgenin adına teğetler dörtgeni diyor. Şimdi bakalım kuralı beraber bulmaya çalışalım. Kafadan atıyorum mesela. Buraya bir diyorum. Buraya bir diyorum. Teğetin uzunlukları eşit. Şuraya mesela 3 diyorum, buraya 3 diyorum. Buraya mesela 4 diyorum, buraya 4 diyorum. Buraya mesela 2 diyorum, buraya 2 diyorum. Şimdi bakın şu ikisi daima birbirine eşit olmak zorunda. Tamam. Şimdi şu uzunluğu topladım. Kaç oldu burası? 7. Bu uzunluğu topladım. Kaç oldu burası? 3. İkisinin toplamı kaç? 10. Tamam, güzel. Şuraya geldim. Burası kaç? Evet, 6. Buraya geldim. Burası kaç? 4. 6 ile 4'ün toplamı da 10. 7 ile 3'ün toplamı da 10. Allah Allah. Burada bir şey mi var? Bir daha kontrol. Bakalım anlamaya çalışacağız. Sonra en önemli özelliğimizi yapıştıracağız, değil mi? Şuradan çizgilerimizi tekrardan alalım şöyle. Şöyle. Şimdi değerleri değiştirelim. Hadi bakalım. Başka değerler verelim. Mesela buraya 1-1 demişiz yine. Buraya ne diyelim? 4-4 diyelim. Şuraya ne diyelim? 6-6 diyelim. Şuraya ne diyelim? 3-3 diyelim. Hadi bakalım. Tekrar ne oldu? Burası 4 oldu. Burası 10 oldu. Karşılıklı 14 oldu. Şimdi burası kaç oldu? 9 oldu. Burası kaç oldu? 5 oldu. 9 ile 5'in toplamı da 14. Bununla bunun toplamı da 14. Tamam. Yakaladım. O zaman burada bir kural var. Tamam. Bu kural da şu teğetler dörtgen olduğu zaman. Şöyle. Şöyle bir tane çemberi çiziyoruz. Şuradan bir tane teğet çizgisi çiziyoruz. Şöyle. Sonra buradan böyle bir teğet çizgisi çiziyoruz. Sonra buradan böyle bir tane teğet. Ve buradan da bir tane teğet çizgisi çiziyoruz. Sonra diyoruz ki burası A noktası olsun, burası B noktası olsun, burası C, burası D. Yani karşılıklı kenar uzunluklar bunlar. Ne olması lazımdı? En önemli kuralı ve bununla çok ilgili çok soru çıkıyordu arkadaşlar. Yani A ile B'nin toplamı eşittir. C ile D'nin toplamı olması lazımdı. Karşılıklı uzunluklar toplamları daima birbirlerine eşittir. Bu teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgeni. Özelliği neymiş? Tekrardan yazıyorum bakın. Şu özelliği buraya yazıyorum. A artı B eşittir C artı D diye buraya tekrardan yazıyorum. Sonra diyorum ki bakın bunu bu teğetler dörtgeni ya sen bunu karıştırma. Neyle? Kirişler dörtgeniyle. Kirişler dörtgeni. Bu ayrı çemberde göreceğiz ama şimdi hemen ne olduğunu söyleyeyim. Şöyle. Kirişler dörtgeni şu demektir. Şöyle dörtgenleri anlatıyoruz bari. Her bütün dörtgenlerden bahsetmiş olalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi buna kirişler dörtgeni denir işte. Bunun özelliği nedir derseniz mesela burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Yani ikisinin toplamı 180'dir. Eğer şurası beta ise şurası beta ise burası da 180 eksi betadır. Karşılıklı toplamları daima 180'dir. Buna teğetler dörtgeni, buna da kirişler dörtgeni denir. Ve sildim. Sildim arkadaşlar. Şöyle. Şuradan geldik şöyle. Şöyle geldik. Evet. Şimdi üniversite sınavında çıkmış bir soruya bakalım. Şuraya çizeyim şöyle. Şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Hadi iyi tabii. Şuradan aşağı geliyor böyle. Evet. Şurası 90. Şurası 90. Şöyle. Buraya 6 demiş, buraya da 10 demiş. 6 ve 10 demiş. Şurası A noktası, şurası B, burası C, burası D şeklinde. Şimdi yamuğun alanını da şurada formül olarak hemen size vereyim. Yamuğun alanının formülünü. Şöyle, şöyle. A, B, şurası da H. Alan, alan eşittir. A artı B bölü 2, alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt ile üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorsun. Orta tabanı buluyorsun. Çarpı yükseklik diyorsun. Bu yamuğun alanı. Tabii yamuğu ayrı ayrı hepsini tek tek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Diğer kenar uzunluklarını bulmaya gerek kalmadan. Buraya A ve buraya B dersem. Şimdi teğetler dörtgenin ilk özelliğini söyle bakayım bana. A ile B'nin toplamı 6 ile 10'un toplamına eşit. 6 artı 10. E bana şimdi burada yamuğun alanını yazdır bakayım. Alan. Alan eşittir. Alt taban A, üst taban B bölü 2 çarpı yüksekliğin ne? 6.
Şimdi buradan A artı B'ne kadar 16 değil mi? O zaman buraya 16 yazıyorum. 16 bölü 2 çarpı 6. 8 çarpı 6. 6 kere 8 ne olacakmış? 48 olacakmış cevabımız. Var mı bir problem? Problem yok diyorsunuz. Problem yok diyorsunuz. Tamam. Sildim. Evet. Şimdi bunu söyledik. Kirişler, teğetler dörtgeni ile ilgili. Teğetler dörtgeni ile ilgili bir mevzuat daha var. Onu da söyleyeyim hemen şu şekilde. Şöyle. Şuradan şöyle geldi. Buradan böyle geldi. Buradan böyle geldi. Buradan da böyle geldi. Şöyle. Hatta şöyle yeniden geleyim. Uzantılarını silerim. Şöyle. Şöyle. Şimdi şunları sileyim. Bunlar geçsin. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi teğetler dörtgenimizi özete çekmiş olduk. Şurası A uzunluğu, şurası B uzunluğu, burası C uzunluğu, burası D uzunluğu. Birinci özelliğimiz neydi? Karşılıklı uzunluklar toplamları birbirine eşitti. İkincisi de şu. Normal üçgenlerde olan formül bunda da geçerli. Şurası merkez mesela. Bu merkez tam şuradaki merkeze. Şuradan bir çizgi geldi. Buradan bir çizgi geldi diyelim. Buradan da bir çizgi geldi diyelim. Buradan da bir çizgi geldi. Ve bu çizgilerin hepsi birer açıortay olmak zorunda. Burası açıortaydır. Burası açıortaydır. Burası açıortaydır. Tamam. Şurası açıortaydır. Şurası açıortaydır. Ve şurası da yine nedir? Açıortaydır deriz. Şurası da açıortaydır. Merkeze gelenlerin hepsi açıortay olmak zorunda. Ama bunların cinsleri de farklı tabii ki. Aynı şey değil. Ölçüleri değişebilir. Fakat burada bir şey var ki o hep aynı, her yerde aynı. Mesela buradan buraya geldiğim bu yükseklik R kadar, yarıçap kadar. Buradan buraya geldiğim bu yükseklik R kadar. Buradan buraya geldiğim bu yükseklik R kadar. Buradan buraya geldiğim yükseklikte yine ne kadar? R kadar. Burası R, burası R, burası R, burası R. Ve bunlar da 90'ar derece olacak bu şekilde. 90, 90 olacak. Şurası da 90. Şimdi bana şu aşağıdan başlayalım mesela. Ne diyelim? Şuradaki alandan başlayalım. Şuradaki alandan. Buradaki alanı tarif edin. Taban nedir? A. Yükseklik nedir? R. Bölü 2. Hemen onun karşısındaki alanı bulalım. Bunun alanı nedir? B çarpı R bölü 2 değil mi? Artı. Buranın alanı nedir? Şuranın alanı. C çarpı R bölü 2. C çarpı R bölü 2. Artı buranın alanı nedir? D çarpı R bölü 2'dir. Bu tüm alan S ile gösterelim. S eşittir. R parantezini alırsam A artı B artı C artı D bölü 2 çarpı ne kadar olacak? R kadar. Şuna U harfiyle gösteriyorlar. S eşittir. U çarpı R. Bakın ABCD çevre demektir. Bu da çevrenin yarısı demektir. Bu ne demek? Yarıçap. Yarıçap bu ne? Çevrenin yarısı. Yarısı. Tamam. Çevrenin yarısı. Şimdi siliyorum. Sildim. Bakın sur. Çevrenin yarısı. Çevrenin yarısı. Dikkat edin. Çevrenin yarısı. Çevrenin yarısı. Bu da yarıçap. Sur formülü. S, U, R, sur. Sildim. Şimdi bakın şöyle bir tane dörtgen veriyor. Şöyle. Teğetler dörtgeni diyor. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Genel dörtgenleri anlattığımız için genel dörtgenler içerisinde bunu da almış oldum. Normalde çemberlerde de ne yapılabilir? Bu konu anlatılabilir. Şimdi mesela şuraya dedim ki ben 4 dedim. Buraya 8 dedim ve şuradan merkezden geldim. Buraya da 3 dedim. Şimdi S eşittir. U çarpı R. Bakın. Şuraya A desem, buraya da B desem. A ile B'nin toplamı A ile B'nin toplamına kadardır. 4 ile 8'in toplamı kadar. Yani A artı B 12 kadardır. Tamam. Çevreyi toplayalım o zaman. U'yu bulacağız ya. A artı B artı 4 artı 8. Aslında mantık olarak şu ikisinin toplamı zaten çevrenin yarısıdır. Duyuyorum ben sizi ama yine de ben göstereyim. Yani bunu göremeyenler, fark edemeyenler için söylüyorum bunu. Senin için söylemedim tabii ki. Şurası 12. Şurası 12. Artı burası 12.
Bölü 2. 24 bölü 2'den 12. O zaman S eşittir. Ya, çevrenin yarısı 12'ymiş. O zaman R'de neymiş? 3 müymüş? 12 çarpı 3'ten ne yapar? S eşittir 36 yapar. Problem yok diyorsunuz. Tamam. Sildim. Bir özellik daha söylüyorum buna. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şöyle. Şuradan geldim böyle. Evet. Buradan da, şuradan da, şuradan da, şöyle. Evet. Şimdi burası A kadar, burası B kadar, burası C kadar ve burası da D kadar. Şurası da merkez. Şimdi buradan şöyle yaptık. Buradan şöyle yaptık. Buradan böyle yaptık. Buradan böyle yaptık. Burası tabanların katıyla, bakın yükseklikleri. Aynı olan üçgenlerin alanları tabanları ile orantılıdır. O zaman taban burada mesela A mı? O zaman bu A'nın S katı. A S. Burası C mi? C S. Burası B mi? B S. Burası D, D S şeklinde olmalı diyoruz. Şimdi buna sayısal örnek veriyorum şöyle. Bir tane. Buradan şöyle bir çizgi çizdim. Buradan böyle bir çizgi çizdim. Buradan böyle. Buradan böyle. Şimdi kafama göre her yere sayılar veremem. Her yere veremem. Mesela 4 burası, 6 burası. Buraya 7 dediysem buraya 5, buraya başka bir şey diyemem. Buraya sadece neye göre söylerim? Bu kurala uyacak şekilde bir sayı değeri verebilirim. Yani bununla bunun toplamı 10'sa bununla bunun toplamı da 10 olması için buraya 3 verebilirim. Tam kafadan atamam yani. Şimdi desem ki şöyle. Bakın şöyle. Şöyle karşılıklı alanlara. Burası kaç A'dır? 4 A'dır. Taban 4 olduğu için 4 A. Burası ne? 6 A. Burası 3 ise buraya 3 A yazarım. 3 A yazarım. Burası 7 ise buraya da 7 A yazarım. Şimdi bakın. Şu alan, şuradaki alan tüm alan ne kadar? Tüm alan 10A buradan, 10A buradan 20A. 20A kadar. Tüm alan 20A kadar. Pekala. Tüm alan 20A kadarsa taralı alan ne kadar? 10A kadar değil mi? Bakın şu ikisinin toplamı daima, şu ikisinin toplamı daima tüm alanın yarısıdır. Veya bu ikisinin toplamı da tüm alanın yarısıdır. Tamam. Tüm alanın yarısı şeklindedir. Şimdi o zaman karşılıklı alanlar toplamları da yine birbirlerine olacakmış. Eşit olacakmış. Siliyorum. Bir tane daha örnek veriyorum. Mesela şöyle bir dörtgen, teğetler dörtgeni. Şuradan şöyle bir çizgi çizdim. Kenarın uzunlukları hakkında bu sefer bilgi vermedim. Sadece alanlarla ilgili birkaç şey yazacağım. O kadar. Şöyle geldim. Mesela şuradan merkeze, buradan merkeze, buradan buraya, buradan da buraya geldik diyelim. Şimdi bunları ne diyeceğiz? Açıortay diyeceğiz. Şurası açıortay, burası açıortay, burası açıortay ve şurası da ne olacak? Açıortay olacak. Şimdi burada şunu yazacağız. Burada şunu yazacağız. Mesela buraya 8 dedim, buraya 6 dedim, buraya 4 dedim, burayı sordum x. Buranın alanı nedir? Buranın alanı 8 birim, buranın alanı 4 birim, 6 birim ve bunlar nedir? Ne dedik? Alanlar da yine karşılıklı toplamlara eşittir uzunluklarda olduğu gibi. Ve bu alan eğer şeyse 8 artı 6, 4 artı x eşit olmalı. 14, 10 olacakmış x. X'in alan değeri 10 olacakmış. Az önceki söylediğim gibi şurası 14, tüm alanın yarısıdır. Veya şurası da tüm alanın yarısıdır. Bir şey fark etmez yani. Şurası da yine tüm alanın nesidir? Yarısıdır deriz. İkisinin toplamı 14. Tamam. 14, 14. Taralı alanlar toplamı 14. İşte bu kadar. Şimdi bakalım başka ne kaldı özellik olarak? Başka bir özellik olarak bir şey kalmadı arkadaşlar. Alanla ilgili olan her şeyi söyledik. Başka bir şey yok. Yani bunun haricinde olanlar yani üçgende alanla ilgili halledilecek mevzuatlar olabilir.
Onun haricinde dörtgenlerin hepsi tamam. Şimdi bakayım şuradan bir hemen sorulara bakalım birkaç tane vaktimiz varsa. Şöyle dersimiz kaçta bitirmiş bir de ona bakalım hızlı bir şekilde. Dersimiz 11'de bitiyormuş. Yani bitmiş. Arkadaşlar dersimiz bitmiş. Görüşmek dileğiyle o zaman bir sonraki ders soru çözümü yaparız artık. Tamam.